Herkese merhabalar, kınama videom hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır yorumlarda sorulan 6. sınıfa geçeceğim hangi kaynak kitapları kullanıyorsun ya da kaynak önerisi istiyoruz diyen arkadaşlarımıza böyle bir video yapmak istedim. Hadi o zaman lafı çok uzatmadan videoya geçelim. İlk başta ben Tonguçlarla başlamak istiyorum. Galiba Zor Bankası beni Tonguç'la tanıştıran ilk kitap oldu. Benim sevdiğim bir kitap. Zaten bitti kitap. Şöyle göstereyim. Öyle kaldıysa da birkaç test kalmıştır. Öyle soru kalmıştır çözemediğim. Tüm dersler içinde Türkçe, matematik, fen, sosyal, din ve İngilizce var. Ben o zamanlar bilmiyordum. Şurada bir sıralama var. Soldan sağa doğru temel düzeyden üst düzeye doğru gidiyor. Ben o zamanlar bunu bilmiyordum. Kitapçıda direkt tüm dersler olsun diye bunu almıştım. Bir de içindeki sorular gördüğünüz gibi burada zor sorular var. Burada ise yine zor ama yeni nesil olmayan sorular var. Bunlar ise yeni nesil. Ben bilmediğim için direkt bu kitabı almıştım. Zaten ismi de Zor Bankası. Ancak bana öyle çok zor gelmedi. Eğer konuya hakimseniz bence gayet kolaylıkla çözebilirsiniz. Bir konuyu şey yaptığınız zaman, okulda işlediğiniz zaman ilk başta temel düzeyden kaynaklardan çözüp ondan sonra ise Zor Bankası'ndan çözebilirsiniz. Bunu böyle koyalım. Sonra ise Tonguç'un yine Sosyal Dinamo Soru Bankası var. Burada İngilizcesi de var. Ben yine Tonguç'un Zor Bankası'na aldığım kitapçıdan bu ikisini de almıştım. İngilizce ve sosyal yoktu bende kaynak olarak. Ben de o yüzden bu ikisini aldım. Gerçekten bunlar da çok kaliteli sorular içeriyor. Bu şekilde burada yine yeni nesil sorular ve burada ise uzun anlama becerili sorular var. Aslında ben bunu çözdüm testlerini ancak burada yazılıya hazırlanalım kısımları var. Açıkçası ben çok öyle etkinlik çözmeyi seven birisi değilim. O yüzden etkinlikler boş. Ama onun dışında testleri doldurdum. Aynısı İngilizce için de geçerli. Yine aynı bu da. Soruları bunun da güzel. Böyle. Bunu da geçelim hemen. Sonra taktikli soru bankası sayısal ve sözel var. Bunlar gerçekten galiba benim en sevdiğim kitaplar oldu. Sayısalla başlayalım. Sayısalda bu şekilde fenden başlayalım. Fende böyle zaten bütün derslerde yine burada yeni nesil sorular. Burada ise daha kısa ama zor sorular var. Bir de bunun bence en güzel kısmı arkasında bu şekilde çıkartmalarının bulunması. Ve burada da posterler var. Böyle. Ben tabii bunları postere yapıştıramadım. Çünkü ben genelde bir konuyu unuttuğum zaman posteri açmaktansa buradan daha kolay oluyor. Ama çözdükçe yani çözdüğüm kısımları böyle yapıştırmayı düşünüyorum. Ve burada tatlı tatlı Tonguç çıkartmaları var. Bu da böyle. Aynısı Söze için de geçerli. Bu iki kitabı gerçekten çok beğenerek çözdüm. Zaten bir iki test kaldı bunlarda da. Onları da yazın hızlıca çözeceğim. Sonra en son burada motivasyon denemeleri var. Benim bu dönem içinde galiba yani bu yıl için en sevdiğim denemeler bunlar oldu. Bunu daha sonradan ikinci dönemin başlarında aldığım için tam öyle çözemedim. Sadece ilk iki denemesini çözdüm. Soruları gayet kaliteli ve zor sorular, yeni nesil. Gayet beğenerek çözdüğüm bir kitap oldu. Bir deneme arayışınız varsa önerebilirim. Arkasından da bu şekilde kodlama yerleri çıkıyor. Gerçek bir sınavdaymış hissi veriyor. Bunu da deneme arayışında olanlar için önerebilirim. Elimde böyle 3 tane daha matematik kaynağım var. Hemen onları da hızlıca göstereyim. Hız Yayınları'nın Matematik Soru Bankası var. Bu şöyle göstereyim hemen. Neredeyse biten bir kaynak. Sadece bir ünitesi kaldı. Onu da yaz tatilinde çözmeyi düşünüyorum. Bir de hemen şöyle hızlıca özetleyecek olursak burada testler var. Ve bu testlerden sonra konu tekrarları var. Bu konu tekrarlarıyla beraber yeni nesil sorulara alışmış oluyorsunuz. Yani bence kolay bir kitap. Konuyu işledikten sonra eve gelip bu kitabı çözebilirsiniz. Bunu geçelim. Sonra İMT Hoca'nın Yeni Nesil Matematik Soru Bankası var. Bunu da yarısına kadar çözdüm. Hatta burayı çözmüşüm. Şurayı çözmemişim. Yine soruları bence gayet kaliteli. Bir de burada yeni nesil sorular var. Bunlar normal.
Zaten yeni nesil sorulardan oluşuyor kitap. Bir de bu şekilde konuya başlarken küçük küçük notlar veriyor. Burada ise soru veriyor ve bu sorunun çözümlerini arkada bulabiliyorsunuz. Bence gayet kaliteli ve güzel bir kitap. Yaz tatilinde bunu da çözmeyi düşünüyorum. Sonra burada benim açıkçası çok öyle sorularında zorlandığım bir kitap var. Sınav yayınlarının Matematik Soru Bankası. Yine beceri temelli sorular var içinde. Bu kitabın çok azını çözdüm. Çok boşum var. Çünkü bazı soruları gerçekten çok zor bence. O yüzden çok öyle çözemedim. Ya da çözmedim diyelim. Yani bu kitabı alacaksanız bence bir içine bakmanız lazım. Çünkü benim öyle çok test çözeceğim zaman elimin gittiği bir kitap olmadı. Şimdi Türkçelere geçelim. İlk başta bizim öğretmenimizin okulda çözdürdüğü bir kitap var. Türkçe Soru Bankası Puan Yayınları'nın. Bu da tamamı yeni nesil. Ben zaten bunu çözdüm. Sadece çok az yani son şeyleri kaldı. Son üniteleri kaldı. Onları da yazın çözmeyi düşünüyorum. Zaten Türkçe bence bana göre her gün öyle 10-15 tane soru çözersem bitirebileceğim bir ders. Yani gayet güzel bence soruları. Bana çok zor gelmedi. Siz de eğer bir konuyu pekiştirmek istiyorsanız bu kitaptan çözebilirsiniz. Sonra ise yine sınav yayınlarının Türkçe Soru Bankası var. Ben bu kitabın varlığını unutmuşum. Biraz önce çıkarırken gördüm. Zaten başlarından çözmüşüm çok az. Sonra komple boş. Soruları kaliteli ve başında çözdüklerime göre diyorum. Yine yeni nesil sorularım. Yani öyle çok alın diyeceğim bir kitap değil. Siz kitapçıya gittiğiniz zaman içine bakabilirsiniz. Sonra ise son olarak Drift'in Türkçe Soru Bankası var. Bu arada bunu şey olduğu için bu şekilde fasikül fasikül olduğu için bu üçüncü fasikülü onu da söyleyeyim. Dershanede bir soruyu bildiğim için öğretmen bu kitabı hediye etmişti. Şöyle baktığım zaman başlarından çözdüm. Yine burada ünite değerlendirme testleri yeni nesil. Ve bu şekilde konu anlatımları var. Böyle etkinlikleri var. Ben etkinliklerini çok çözmüyorum açıkçası. Bu şekilde hem etkinlik hem konu anlatımı isteyen bir de yeni nesil test isteyen arkadaşlarımız bu kitaba bakabilirler. Bence orta düzey bir test kitabı. Yani öyle ne çok kolay ne çok zor. Hemen paragraflara geçelim. Yörüngenin paragraf soru bankası var. Açıkçası bu kitap benim çok hoşuma gitti. Bu dönem içinde zaten iki tane paragraf kitabım vardı. En sevdiğim bu oldu. Zaten bu kitap bitti. Zor bir kaynak istiyorsanız bu kitaba bakabilirsiniz. Sonra ise Tonguç'un 8. sınıf paragraf 10'u var. Açıkçası ben paragrafta çok öyle sınıfa bakmıyorum. Sonuçta paragraf paragraftır. Bazı arkadaşlarımız sürekli yorumlarda 6. sınıfsın, neden 7. sınıf kitabı çözüyorsun? Ha pardon 8. sınıf. Bence paragrafın yaşı yok çünkü zaten paragraf demek okuduğunu anlamak demek ve bu kitap da benim çok öyle zorlandığım bir kitap olmadı. Yine bunu da ikinci dönemde aldığım için yarısına kadar gelebildim. Bu kalan yarısını da 7. sınıfa kadar yetiştireceğim. Video çok uzamasın diye hızlıca devam ediyorum. Burada din kültürü ahlak bilgisinin sınav yayınlarının böyle yaprak testi var. Gerçekten soruları çok bilgi istiyor. Bazı soruları bana biraz saçma geldi. Çünkü hangi işte surenin hangi kitaptaki Kur'an-ı Kerim'deki sırasını falan istiyor. O yüzden bence biraz bilgiye dayalı bir kitap. Ama benim sevdiğim bir kitap. Zaten iki tane var. Ben genelde hep bundan çözdüm. Komple test. Böyle 16 adet testi var. Beğendiğim bir kitap oldu. Bence zorluk seviyesi zor. Sonra burada ise Eker Test'in konu anlatımını dinlendiren defteri var. Açıkçası ben bu kitaba çok bakmadım. Çünkü ben dediğim gibi zaten etkinliği çok sevmiyorum. Bu da daha çok etkinlik üzerine olan bir kitap. Zaten defter diyor. Öğretmenimizin aldırdığı bir kitap zaten. Sınava hazırlanırken sadece böyle okudum. Onun dışında testlerini çözdüm ama etkinliklerine çok öyle bakmadım. O yüzden biraz boşa gitti gibi hissediyorum. Ama hem böyle konu anlatım hem de etkinlik bol sevenler için bence gayet güzel bir kitap. Bir de bunun gördüğünüz gibi burada sadece test için de var. Ben bunu 7. sınıfta da almayı düşünüyorum.
Sonra burada Gamma'nın sosyal bilgiler soru bankası var. Bunun yarısını çözdüm. Yarısından azı kaldı yani. Eğer zorluk seviyesini de soranlar olursa bence orta zor bir kitap. Sorularını gayet beğendim. Fenlerle devam edecek olursak burada puan yerine yaprak testi var. Açıkçası bunun yarısını çözdüm. Diğer kitaplara biraz daha ağırlık verdim. Ama soruları bence gayet güzel. Yeni nesil soruları var. Buna orta seviye denilebilir. Sonra burada ise öğretmenimizin aldırdığı iki tane kitap var. Çanta Yayınları'nın Fen Bilimleri Etkinlikli Kazanın Soru Bankası var. Bunu ben bayağı çözdüm. Sadece son ünitesi kaldı. Soruları bence gayet yeni nesil. Burada bayağı zor sorular var. Bir de konu testleri falan var. Etkinlikleri de var. Bu kitap bence en güzel kitaptı fenler arasında. Sonra ise Arı Yayınları'nın böyle Fento Fen Bilimleri Atölyem var. Burada ise hem konu anlatımı var kısa bir şekilde. Burada yine etkinlikler var. Bunları okulda yaptık zaten. Sonra burada ise kazanım tadında sorular ya da map tadında sorular var. Bu şekilde kısa kısa testler var. Arada da derste sıkıldığım zaman çizdiğim resimleri gördünüz. Bence gayet güzel bir kitap. Zorluk seviyesi orta ve eğer ben öyle çok etkinlik sevmiyorum, test seviyorum diyorsanız bence bu kitabı size çok önermem ama bence gayet güzel bir kitap konuyu pekiştirmek için. Şimdi ise burada dershanemizin bize verdiği kitaplar var. Hemen sosyalle başlayalım. Zaten hepsi aynı. Workwin yayınlarının yeni nesil defteri var. Bu şekilde içindeki görseller bayağı akıllı kalıcı. Ve bence gayet güzel bir kitaptı. Burada testler vardı, bunu atlamışım nedense. Burada zaten bir önceki videomda da yani kaynak önerileri videomda da göstermiştim. İnfografikler var, pardon. Bu şekilde sınavları çalışırken ve test çözdüğüm zaman unuttuğum konular olunca baktığım bir kitap oldu. Aynısı Türkçe, İngilizce, böyle. Matematik ve fen içinde aynı. Eğer konu anlatımlı bir kitap istiyorum diyorsanız bence bu tam size göre bir set. Bu konu anlatımlı kitapların da böyle soru bankaları var. Onları da hemen göstereyim. Açıkçası bu kitaplar bence şu konu anlatım testi, konu anlatım diyorum ya, bu kazanım kavrama testleri bence gayet kolay. Ancak yeni nesil sorular biraz daha zor. Ya bence bayağı zor. Hele ki matematikte bayağı çözemediğim olmuştu. Aynısı diğer şeyler de içinde geçerli. Ben İngilizceyi bitirdim. Sosyalde de yarısından azı kaldı. Matematikte çok zordu soruları. Yani yeni nesiller aşırı zordu bence. Bayağı mantık gerektiriyordu. Fen içinde ve yine Türkçe içinde aynı. Türkçe'de de yine yeni nesil sorular var bu şekilde. Yeni nesil testleri için zor, diğer testleri için de orta diyeceğim kaynak kitaplar. Evet, benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ve eğer kanalıma abone değilseniz, unuttuysanız abone olabilirsiniz. Eğer böyle 5'ten 6'ya geçen arkadaşlarınız, akrabanız ya da bilmiyorum herhangi birine de bu videoyu paylaşabilirsiniz. Hem belki ona da bir fayda olur. Bir de yorumlarınız gerçekten benim için çok önemli. Zaten elimden geldiğince cevaplıyorum. Ve 7'ye geçen arkadaşlar da yorumlara işte kesinlikle bunu alın, bu çok güzel kaynak diyeceğiniz kitapları da yazabilirsiniz. Hem belki de diğer arkadaşlarımız da bunlardan faydalanırlar. Evet, sizleri çok çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.